Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugünkü ilk konu başlığımızda bileceğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan Balkanlar turuna çıktı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Edirama'nın yapmış olduğu dikkat çekici bir açıklama var. Ona gideceğiz. Edirama Cumhurbaşkanımızın ziyaret sonrası yapmış olduğu açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluğa insansız hava aracı hediye etti. Bundan dolayı kimse Arnavutluğa saldıramaz ifade kullandığı yanlış duymadınız. Detaylar bir karşımıza gelsin isterseniz. Türkiye ne hediye etmiş Arnavutluğa hep birlikte öğrenelim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk eden Arnavutluk Başbakanı Edirama bugün yaptığı açıklamada ne tür insansız hava araçları olduklarını belirtmeden Türkiye'nin Arnavutluğa önemli sayıda insansız kamikaze hava aracı sunacağını söyledi. Arnavutluk medyasının haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluğa insansız hava aracı hediyesinin bunun Türkiye'den Arnavutluğa saldırılamayacağına dair güçlü bir mesaj olarak gelen bir hediye olduğunu söyledi. Başbakan Rama Erdoğan'a teşekkür ederek kamikaze insansız hava araçlarının alınmasının ülkesinin kimseye saldıracağı anlamına gelmediğini ancak saldırıya uğranamayacağı mesajını verdiğini sözlerine ekledi. Nedir? Bir düşünüyorum büyük ihtimalle kargodur. Yani Arnavutluğa ciddi manada hani kayda değer bir şekilde kargolarımızı göndermişiz. Edirama da bu şekilde dünyaya kafa tutuyor gerçekten de. Hani demek ki içimden de dedim. Yahu dedim bu dedim başbakan Edirama işte kaç parti hadi 3-5 parti kargo gönderelim değil mi? 3-5 parti kargoyla dünyada kimse Arnavutluğa saldıramaz açıklamasını yapıyorsa dedim. Şimdi bir kızıl elma falan Arnavutluğa yollasak adam dedim dünyaya kafa tutacak. İçimden de geçirdim. Helali hoş olsun kardeşlerimize. Bir de şöyle bir kesim var. Kendi yorumlarımı belirteceğim. İşte hani dedik ya Arnavutluğa Türkiye insansız hava aracı hediye etti diye. Kıymetli dostlar bir bakıyorum işte başka işimiz yok mu? Niye Arnavutluğa biz hediye ediyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin parasıyla sağa sola hediye dağıtıyor tarzında. Ne yazık ki bizim ülkemizden çıkışlar görmekteyim. Şimdi şunu belirtmek isterim. Kıymetli dostlar şu an Yunanlıların Arnavutluğu değerlendirdiği konum neresi biliyor musunuz? Yunanlıların gözünde Arnavutluk Türkiye'nin Yunanistan'ın hemen üst tarafında bulunan karakolu. Yunanlılar böyle yazıp çizmekte haberlerine. Yani Arnavutluğa sevk edilen her şey Yunanistan için büyük tehlike. Hani nasıl şöyle örnek vereyim. Dede Ağaç'a Amerika yığınak yaptığında biz ne diyoruz? Bizim için geldiler, bizim için bu durum bir tehlike diyoruz değil mi? Aynı şey biz Arnavutluğa insansız hava araçları verince Yunanistan'da Türkiye bu hediyeleri Arnavutluğa Yunanistan'a karşı olsun diye verdi. Hani dediler ya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin parasıyla, halkın parasıyla sağa sola hediye dağıtıyor diye. Mevzunun para olmadığını mesela ben şimdi sizlere daha iyi açıklayacağım. Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan neredeydi? Sırbistan'daydı değil mi? Bu işte arası bakmayın. Sırbistan'la her ne kadar tarihten beri hani aramız çekişmeli de olsa son dönemlerde Vučić ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan iyi anlaşıyor ve yıllardır Vučić Bayraktar TB'lerin peşinde Sırbistan Cumhurbaşkanı. Bunda hemfikiriz değil mi? Kıymetli dostlar mevzu para değil. Sizce bugünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde Vučić bu mevzuyu tekrardan açmadı mı? Ben şimdi mesela resmi karşılama törenlerine bakıyorum. Özellikle bizim Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün'ün bir elini sıkışı bir selam verişi var Vučić'in. Hani gözüyle adam diyor yap şunu ya yapın artık şunu verin şu bayraktarları. Adam gerçekten utanmasa yalvaracak kıymetli dostlar. Yani Sırbistan biz ne kadar para istersek şu an verebilecek bir durumda bayraktar TB2'lere karşılık. Ama Türkiye ne yapıyor? Sırbistan yok diyor. Yani bizim yetkililerimiz görüşüyor, düşünüyor, taşınıyor. Diyor ki Sırbistan'a şu an bizim bayraktarları vermemiz stratejik bir hamle olmaz. Yani mevzu para olsa zaten bizim Arnavut'la hediye ettiğimiz Tutar'ın 5 katını yazıveririz, fatura ederiz Sırbistan'a ödesinler. Yalandan 3-5 tane bayraktar göndeririz ama bunu bile yapmıyoruz. Yani bu mevzular parayla dönmüyor. Tamamıyla hani dedim ya bayraktar TB2 artık bizim çok kritik bir stratejik kozumuz, diplomasi kozumuz oldu diye işte bu mevzu mesela bunun örneği. Bundan dolayı bu olayları güzel değerlendirebilmek, iyi anlayabilmek bence oldukça önemli diyorum ve akabinde kıymetli dostlar bugünkü ikinci konu başlığımızda sabah saatlerinde 19 Ekim tarihinde Türkiye'ye bir ziyaretçinin geleceği belirtildi. Almanya'dan önemli bir ziyaretçiydi. Almanya Başbakanı Scholz 19 Ekim'de Türkiye'ye gelecekmiş. Tabii daha sonrasında Türkiye'de ne görüşülecek, ne konuşulacak? Akıllara herkesin benim de geldiği gibi Eurofighter mevzusu geldi. Bu konuya ilişkin Almanya'dan resmi bir yetkili ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu. Detaylar bir karşımıza gelsin. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Konuya ilişkin açıklama Alman
hükümet sözcü yardımcısı Wolfgang Böcher'dan geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin önceden bir şey söylenemeyeceğini ifade eden Böcher, ancak Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti. Böcher, Eurofighter satışı konusunda Almanya hükümetinin tutumuna ilişkin bir soru üzerine de yapılacak görüşmelerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini, bunun dışında bilindiği gibi silah ihracatına ilişkin burada ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını dile getirdi. Bir gazetecinin bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi sorusuna Böcher, silah ihracatına ilişkin bir şey söyleyemeyeceğini ve duyuracak bir şeyinin olmadığını yineleyerek, ancak elbette Alman şansölyesinin Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz diye açıklamalarını sonlandırdı. Hazır mevzusu açılmışken kıymetli dostlar, Almanya Eurofighter Almanya'dan yeşil ışık savunma sanayi ürünlerine 350 küsür milyonluk, hatırladınız değil mi? O mevzuya ilişkin de mesela dün Milli Savunma Bakanlığımız işte Alman medyasına Spiegel böyle bir haberi geçti evet ama Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarımıza resmi bir bildirim gelmedi dedi. Hani şu ram füzeleri mevzusu vardı ya, bu konuya ilişkin Almanya'dan resmi bir adım gelmemiş. İstanbul'da yapılacak olan görüşmede bu mevzuda büyük ihtimalle masaya gelecektir hemen devamında. Eurofighter mevzusuna ilişkin Alman basınından dikkat çeken iddialar var. Son durum şuymuş iddialara göre. Almanya Adalar Denizi bölgesinde Eurofighter'ı kullanmadığımız müddetçe Eurofighter alımına yeşil ışık yakacakmış. Son konuşulan iddialar bu yönde. Yani Türkiye Eurofighter almayacak anlamına gelmekte. Ne diyeceğiz? İşte Adalar Denizi'ni kullanmayacağız. Nerede kullanacağız? Daha sonrasında Barış Pınar Harekatı başladığı anda Almanya ne dedi? Bizim Leopard'ları orada kullanma dedi. Hatırladınız değil mi? Yani şimdi Adalar Denizi diyorlar ama merak etmeyin. Bunlar Suriye'de de kullandırtmaz bize. Düşünsenize, Suriye'de biz Eurofighter'ı uçuramadık. Adalar Denizi'nde de uçuramadık. Biz nerede uçuracağız? Biz ne yapacağız? Sürekli teknofest gezdireceğiz mi Eurofighter'ları? Tabii ki de böyle bir şey yok. Bu bir saçmalık. Hemen devamında Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Olaf Scholz İstanbul'a bir araya gelecek ya. Valla benim görüşmeden beklentim çok değişik. Nasıl değişik? Farklı bir yorumda bulunacağım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan özellikle de şu son Gazze olaylarından sonra haklı olarak Olaf Scholz'a hani bireysel olarak sanki bir kini var gibi. Adamı Almanya'da yerin dibine soktu ya. Hatırladınız değil mi o basın toplantısını? Cumhurbaşkanımız Erdoğan deplasmanda ne dedi? Vallahi dedi, sizin İsrail'e karşı belli başlı borçlarınız olabilir ama Türkiye'nin geçmişi dedi çok temiz dedi. O yüzden biz rahatça İsrail'i yerden yere vururuz dedi dünya kamuoyunda. Cumhurbaşkanımız Erdoğan deplasmanda Olaf Scholz'a bu ifadeleri kullandıysa, ki bugün de mesela İsrail'e yeni bir askeri yardım yaptı Almanya. İllaki Cumhurbaşkanımız Erdoğan yani bilirsiniz dobra dobra çat çat söyler bazen bir şeyleri. Aynı şey İstanbul'da da başımıza gelebilir. Olaf Scholz büyük bir şok yaşayabilir. Bu benim tahminlerim ve bundan sonra da Eurofighter mevzusu bence tamamıyla rafa kalkar bu ziyaretten sonra. Hani normalde ne olur? Bir ziyaret gerçekleşir, mevzu çözüme kavuşur değil mi? Yani şu son dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Almanya'ya karşı bakışı oldukça sert. Bundan dolayı bu ziyaretle birlikte aslında Eurofighter dosyası da bence kapanabilir. Bu tabii ki de benim tahminlerim. Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve devamında 3. konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize geleceğiz ama hemen onun öncesinde TEİ Genel Müdürümüz, müjdelerin adamlarındandır kendisi, Mahmut Faruk Akşit. Mahmut Faruk Akşit'in geçtiğimiz günlerde bir sempozyumda yapmış olduğu açıklamalar sosyal medyada bugün dilden dile dolaştı. İsterseniz videoyu bir izleyelim, daha sonrasında hep birlikte yorumlayalım. Pallar annesi firmanın adını, ülkenin adını söylemeyeyim. Motoru satan firma Ankara için ilk baştan 3-5 tane satmış deneysel diye. Seri imalata geçince devlet izin vermemiş. Motor alamıyorlar. Acele bize geldiler motor yapın diye. Biz bunu yaptık. 155 beygir ürettik, teslim ettik. İlk motorumuz çalıştıktan bir hafta sonra hemen Avrupa'daki firmanın haberi oldu ve ambargoyu kaldırdı. Biz üretimi onun için durdurmadık. Yeni oldu zaten değil mi? Yok, birkaç yıl oluyor. Ya biz o üretimi durdurma sebebimiz o değil. Çünkü daha iyisini yaptık. PD-170'i yaptık. Bu motor aynı yere sığıyor. 170 beygir üretiyor. Büyük ihtimalle Mahmut Faruk hocamızın bahsetmiş olduğu motor da Kanada yapımı. Yani benim tahminlerime göre, yine tahminlerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz aşağıya ama TEİ'nin başarısından bahsettim ya. PD-170 motorumuz var. Bilirsiniz değil mi? İşte Aksungurlarda, Bayraktar TB3'ümüzde kullanılır. Yerli ve milli TEİ'nin motorudur. Kıymetli dostlar, PD-170 motorumuzun şimdi havacılıkta bir değerlendirme, bir derecelendirme varmış. O da neymiş mesela? Kritik irtifa bölü güç. Bu oran havacılıkta
havacılıkta özellikle de insansavar aracı motorlarında oldukça önemliymiş. Sizler için farklı ülkelerin farklı insansavar aracı motorlarının Tey'nin üretmiş olduğu PD-170 ile kıyaslamasını buldum. Şu an görmüş olduğunuz görüntülerde kritik irtifa bölü güç. Bu oran kıymetli dostlar motorun verimliliği açısından oldukça önemli bir oran ve görmüş olacağınız üzere burada 117,6 en yakın rakip Amerika'dan. Amerika'nın üretmiş olduğu PD-170 muadili motor 83,3 iken devamlı Çinlilerin, işte Avusturyalıların, İtalyanların, Fransızların motorları bulunmaktaydı. Özellikle İtalyanlara falan yani kaç kat fark atmışız. İtalyanların 43,5'unu gördüm, dedim bunlar çapa motor mu yapmış bizim T ile kıyaslayınca. Tabii şimdi haklı olarak yurt dışından bir alıcı ülkesiniz, örnek veriyorum Afrika ülkesiniz. Yani şimdi kıymetli dostlar düşünün, değerlendirme geliyor böyle. Paranız var cebinizde değil mi? En uygunu alacaksınız. Neyi alırsınız? Gidersiniz T'yi alırsınız. Şimdi İtalyanlar Allah bilir o 43,5 yazmış oldukları değerli motora bizim T'nin PD-170'inden kat be kat fazla para talep ederler. Bir de böyle de bir gerçek var. Yani Türk motorlarının başarısı ihracat anlamında da gitgide artacaktır. Yani ben demiyorum, matematik bunları sizlere söylüyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve sosyal medya haberlerimize isterseniz bir geçelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın önemli açıklamaları oldu dün. Ersin Tatar özellikle de hani Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs'ta bir hava üssü, F-16 üssü kurar mı? Bu mevzu tartışılırken Ersin Tatar dedi ki bizim avantajımız Adana'dan Türk F-16'larının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesi 5 dakika. Türkiye bunu değerlendiriyor. Böyle bir ihtiyaç duyuluyorsa Türkiye üsleri kurabilir. Biz gerekli işlemleri derhal yaparız. Geçitkale'ye insan savaş araçları ve silahlı insan savaş araçları çoktan konuşlandı. Biz kendimizi Türkiye'den ayrı görmüyoruz diye önemli bir açıklama yapmıştı Ersin Tatar. Hani dedim ya Adana'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne F-16'lar 5 dakikada varacak diye. Benzer bir açıklama mesela Bakü merkezli Az TV'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Azerbaycan bize bir Akıncı mesafesi kadar yakındır demişti. Kimsenin şüphesi olmasın ki çok yakın bir gelecekte Kızılyaman'ın da buraya gelmesiyle aramızdaki coğrafi mesafe biraz daha kısılacak diye Azerbaycanlı televizyonlar, resmi devlet televizyonları Kızılyaman'a yavaşlarında göz kırpmaktalardı. Zaten büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde Kızılyaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girdikten sonra hemen 1-2 ay içerisinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin de hizmetine girecek Nicer. Geçtiğimiz dönemlerde Bayraktar TB2 almıştı hatırlanacağı üzere. Bu sefer de Nicer hükümeti Türk şirketi Lentatek'ten yaklaşık 80 milyon dolar karşılığında 5 adet karayel silahlı insan savaş aracı satın alacakmış. Sipariş ayrıca yer kontrol istasyonu ve mühimmatları da içermekteymiş. Gördünüz değil mi? Karayeli Nicer aldı dedim. Yani bana demeyin. Bazıları diyor işte sen sadece Bayraktar'ın satış haberlerini yapıyorsun. Ya keşke Karayel dünyanın dört tarafına satılsın da ben her gün Karayel'in haberini yapayım. Kıymetli dostlar ne yapayım yani? Lütfen hani bu tarz eleştirilerde bulunurken vallahi benim yani hiçbir art niyetim yok. Karayel de bizim firmamızdır. Bayraktar TB2 de bizim firmamızdan çıkmadır. Bundan dolayı yani lütfen bu konuda beni anlayın diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.